Merhaba arkadaşlar, İSEM TV'nin sevgili izleyicileri, dinleyicileri. Daha önce sizlerle Türkiye'nin coğrafi konumuna bir başlangıç yapmıştık. Ve coğrafi konum içerisinde Türkiye'nin matematiksel konumu ve sonuçlarını işliyorduk. Bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Orada şöyle başlıklar attık. Türkiye'nin matematiksel konumunda Türkiye kuzey yarımkürededir, orta kuşaktadır, başlangıç meridyeninin doğusundadır demiştik. Ve tek tek onların sonuçlarına baktık. Kuzey yarımkürede olduğumuz için güneyden kuzeye değişen bazı unsurlar vardı. Ve orta kuşakta olduğumuz için Türkiye'de meydana gelen bazı olaylar, en nihayetinde yengeç dönencesinin kuzeyinde kaldığımız için de Türkiye'de çok özel 3 olay, baka etkisi, gölge yönünün kuzeyi göstermesi ve Türkiye güneş ışınlarının asla dik gelmemesi söz konusuydu. Bütün bunlar Türkiye'nin matematiksel konumunun sonuçlarıydı. Devam edeceğiz çünkü orada şöyle bir durum kalmıştı. Boylam etkisi. Arkadaşlar dikkat. Matematik konuma devam ediyoruz. Türkiye başlangıç meridyeninin doğusundadır demiştik. Ne kadar doğusunda bir bakalım. Öncelikle haritamızı hızla bir çizelim. Evet arkadaşlar, 26-45 doğu meridyenleri arasındadır Türkiye. Yani Türkiye'de 19 meridyen var. Hocam bir meridyen diyorsunuz, bir boylam diyorsunuz. Bu noktada ikisini aynı anlamda kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Bakın Türkiye 26-45 doğu meridyenleri arasındadır. Yani Türkiye'de 19 meridyen var. Dörder dakikadan Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır. Şimdi arkadaşlar, bir önceki dersimizi izlediyseniz orada enlem etkisinden bahsetmiştim. Enlem birçok şeyi etkiler. Enlem, güneş ışınlarının geliş açısı, sıcaklık, çizgisel hız, güneşin doğuş batış süresi yani tam ve grup süresini, deniz suyunun tuzluluğunu dahi, yer çekimini dahi enlem etkiler. Ama boylam, meridyen tek bir şeyi ilgilendirir. Saatleri. Saatlerle ilgilidir. Dolayısıyla boylam, meridyen, saat gördünüz mü zaten matematik konum diyeceksiniz. Bu zaten matematik konumun konusudur. Şimdi bunu bir açıklayalım. 76 dakika ne demek hocam? Tamam, boylam saatle ilgiliymiş. Türkiye'nin en doğusuyla en batısı arasında 76 dakika varmış. İyi de 76 dakika nasıl? Yürüyerek mi, koşarak mı, uçakla mı, arabayla mı? Öyle değil. Bakın anlatayım. Arkadaşlar burası Iğdır. Burası da İzmir. Tekrar Iğdır, İzmir. Iğdır, İzmir. Bakın siz güneşsiniz. Ben de bu noktada Iğdır ve İzmir'i size canlandırıyorum. Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi nedeniyle önce güneşi kim görüyor? Iğdır görüyor. Iğdır'da güneş doğduğunda henüz daha İzmir'de doğmamış. 1 saat 16 dakika sonra İzmir'de doğuyor. Iğdır'da öğle vakti oluyor, İzmir'de henüz öğleden önce. Ve batarken de önce Iğdır'da batıyor. Yani Iğdır'da güneş önce doğuyor, önce batıyor. Bir başka ifadeyle doğuda güneş önce doğar, önce batar. Doğunun yerel saati daha ileridir. Bunun sorusu var. Çok klişe bir soru kalıbı var, hemen ondan bahsedelim. Arkadaşlar buyurun. Doğu, batı, Van'da güneş şekildeki konumdayken. Van'da güneş şekildeki konumdayken. Ne demek şekildeki konumda? 12. Öğle vakti 12 demek. Van'da öğle vakti 12 iken sorumuzu soruyoruz. Şöyle 5 şık oluşturalım. A, B, C, D ve E şıkları. Van'da öğle vakti 12 iken arkadaşlar Çanakkale'de güneş hangi konumdadır diye soracağım. Diyelim ki bu. A mı? B şıkkı mı? C şıkkı mı? Yoksa D şıkkı mı?
Çekileceğim daha net göreceksiniz. Yahut acaba E şıkkı mı? Buyurun. Soruyla baş başasınız. Arkadaşlar Van'da güneş şekildeki konumdayken Çanakkale'de hangi konumdadır? Şimdi eğer bu soruda şu hatayı yaparsanız, hocam sabah, öğle, akşam, Van'da öyleyse Van'ın saati daha ileri, Çanakkale'nin daha geri olur. Böyle bakarsanız bu taraftan, yani saat gibi bakarsanız 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gibi yanlış yaparsınız. Yanlış olur. Bu taraftan bakacaksınız. Güneş doğudan doğar. Sabah, öğle, akşam, sabah, öğle, akşam. Şimdi bakın bakalım hangisi? Tek tek bakacağız şıklara. Sabah, öğle, akşam. Yani Van'da öğle vakti olmuşsa, güneş tepedeyse, gölge boyunun en kısa olduğu ansa gün içinde, yani saat 12 ise, ya Çanakkale'de daha 11'e yakın bir saat olması lazım. O zaman burada ne olmuş? Burada akşam olmuş. Olamaz. Bana saati daha geri bir yer lazım. A şıkkı olamaz. Bak akşam olmuş. Burada öğleden sonra olmuş. Olmaz. C şıkkında hocam Çanakkale'de 12 gösteriyor. Olmaz. Niye? E Van'la aynı saatte olması lazım. Şimdi bunun da saati 12 ise bu olsa olsa Hakkari olur, Kars olur, Ardahan olur, Iğdır olur. Yani Van'la aynı boylamlarda bulunan iller olabilir. O yüzden bu da olmaz. Hocam bu olabilir. Olmaz. Niye? Bu kadar saat farkı yok. Yani öğle vaktinde saat 12 iken sabah 6. Yani bakın bu arada arkadaşımız da coğrafyayı hatmetti, öğrendi. İnşallah onun kadar coğrafyayı sizler de öğreneceksiniz. Emin olun her soruya neredeyse kamera arkasından cevap veriyorlar. Bazen sağ olsun yardımcı da oluyorlar. Teşekkür ediyorum kendilerine. Devam ediyorum. D şıkkında olabilir saati geri ama yok hocam 6-7 saatlik bir fark yok. Öğle vakti ise eğer Van'da Çanakkale'de 11 civarı vesairedir. Yani cevap Edirne. Cevap bu. Çok klişe bir soruydu ama siz bunu artık biliyorsunuz. Daha dikkatli bakarsınız arkadaşlar bu konuya. Peki biz yerel saat kullanıyor muyuz öyle günlük her gün herkes kafasına göre mi bir saat? Yani Hakkari'de farklı bir saat, İstanbul'da farklı. Yok değil. Yerel saatler yani güneşin konumuna göre oluşturulmuş yerel saatler dini vakitlerde kullanılır. İmsak vaktinde, iftar vaktinde, namaz vakitlerinde yerel saat kullanılır. Ama onun dışında bizim kullandığımız bir ulusal saat söz konusudur. Ulusal saatimizi 45 doğu boylamında bulunan sembolik olarak Iğdır'ı kabul edebiliriz. Yani dünya üzerindeki 3. saat dilimi olan hani bu cep telefonlarında GMT3 yazar ya artı 3 artı 3. İşte o artı 3, 3. saat dilimi. Biz saatimizi buna göre ayarlamışız. Hepimiz saatimizi buna göre ayarlamışız. Şu anda saatiniz kaç görünüyorsa bilin ki aslında o Iğdır'ın saati. Sizin saatiniz değil, Iğdır'da değilsiniz. Bakıyorum saate, şu anda saat 6. Bu benim saatim değil. Aslında Iğdır'da 6. Ben Iğdır'a göre ayarlamışım. Hepimiz saatimizi 45 doğu boylamında bulunan 3. saat dilimine göre ayarlamışız. Bu durumda bir soru kalıbı daha geliyor. Dikkat. Erzurum. Arkadaşlar Erzurum, Kayseri, Kütahya, Ankara, hemen bir de Karadeniz'den bir il yerleştirelim. Neresi olsun? Şöyle gidelim. Biraz daha doğuya gidelim. Ordu. Ve soralım. Arkadaşlar, noktalarını da koyalım, net olsun. Soruyoruz. Türkiye'nin yıl boyunca kullandığı ulusal saat düşünüldüğünde haritadaki illerden hangisinin yerel saatiyle ulusal saati arasındaki fark daha fazladır? Buyurun. Ulusal saat neresi? 45 doğu. Daha fazladır dediği için ona en uzak olan. Kendi yerel saatiyle ulusal saat arasındaki fark fazladır. Cevap bu iller arasında. Cevap Kütahya. Uzak. Azdır deseydi Erzurum. Burada Iğdır'ı saymıyoruz. Iğdır orada dursun. Yani bu 5 ilden ulusal saatle farkın en az olduğu Erzurum, en çok olduğu Kütahya. Evet arkadaşlar yani ulusal saat mevzunu da
daha doğrusu boylamların yalnızca saatlerle ilgili olduğunu, yerel ya da ulusal saatle ilgili olduğunu ve dolayısıyla saat işin içinde varsa, meridyen boylam saat işin içinde varsa zaten matematik konudur. Ama sizden bir şey rica edeceğim. Arkadaşlar, lütfen şu meridyenlerin boylamları kutuplara gidildikçe büküldüğünü de aralarındaki mesafenin daraldığı kalıp soruları çok çünkü onu da unutmayın. Bir önceki dersimizde bahsetmiştik. Devam ediyoruz. Türkiye'nin matematik konumuna devam ediyoruz. Şimdi geldik ÖSYM'nin en çok soru sorduğu 2020 KPSS'de de yine çekinmeden sordukları tartışma da yaratan bir soru söz konusu. Soru kalıbı. Tartışmalı bir soru oldu. En nihayetinde sorunun tarzından kaynaklı değil, sanırım kitapçıklar arasındaki uyumsuzluktan ve farklı kitapçıklarda farklı kalıpla sorulduğundan kaynaklıydı. Ne demek istediğimi şimdi muhtemelen anladınız hangi konuya başlayacağım. Türkiye'nin matematiksel konumu. Kuzey yarımkürede olması, orta kuşak, dönence ile ilgili mevzu, boylam etkisi, meridyen etkisi. Hepsi tamam. Türkiye kuzey yarımkürededir. Kuzey yarımkürede olduğu için Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yaz yaşar. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yaz yaşanması matematiksel konumun yani kuzey yarımkürede olmasının bir sonucudur. Eğer güney yarımkürede olsaydı Haziran, Temmuz, Ağustos yaz değil kış olacaktı. Peki. Haziran, Temmuz, Ağustos yaz yaşar. Öyle ki 21 Haziran tarihi Türkiye'de en uzun gündüz ve güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği gündür. 21 Haziran'da Türkiye en uzun gündüzü yaşar. Sonra ne olacak? 22 Haziran'da birdenbire geceler uzamış, kış gelmiş mi? Hayır. 21 Haziran en uzun gündüz, sonra gündüzler yavaş yavaş kısalmaya başlayacak. Ama yavaş yavaş, birden değil. Yani Temmuz ayında esasen gündüzler kısalıyor ama yine de gündüz geceden daha uzun. Ne zamana kadar? Eylül'e kadar. 23 Eylül'de eşit olacak. Şu araya 23 Eylül'ü yazalım. Eşitlik, yani ekinoks. Tamam. Ondan sonra devam edecek gündüzler kısalmaya. Devam edecek Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 21 Aralık Türkiye'de, 21 Aralık Türkiye'de en uzun gecenin yaşandığı gündür. 21 Aralık'tan sonra bir defa en uzun gece yaşandı 21 Aralık'ta. Sonra ne olacak? 22 Aralık geceler kısalmaya başlıyor. Aralık, Ocak, Şubat gece kısalıp gündüz uzuyor ama yine birden değil. Geceler kısalıyor. Ocak'ta, Şubat'ta geceler kısalıyor ama yine geceler gündüzden daha uzun. Ta ki 21 Mart'a kadar. 21 Mart'ta eşit olacak. Ve 21 Mart'tan itibaren artık gece gündüzden daha kısa olup gündüzler kısalmaya devam edecek. Şimdi izninizle bunu size bir de grafik üzerinde anlatmak istiyorum. Grafik üzerinde de anlatayım arkadaşlar. Daha kalıcı olsun. Geçmiş yıllarda buradan bir soru kalıbımız var çünkü o çıkmış soruyu da sizlere soracağım zaten. Haziran, Eylül, Aralık, Mart, tekrar 21 Haziran. Şimdi sadece gündüz süresi üzerinden bir konuşma yapalım. Türkiye'deki gündüz süresi ve değişimi nasıl? Bakın. 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşarız. 21 Haziran'da en uzun gündüz. Sonra gündüzler kısalmaya başlar. Ama yine de Haziran, Temmuz, Ağustos'a, Eylül'e kadar gündüzler yine de daha uzundur. Ta ki Eylül'de 12 saat olana kadar. Tamam hocam, 12 saat oldu, anladık. 23 Eylül'den sonra devam eder kısalmaya gündüzler. Zaten 21 Aralık'ta en kısa gündüz en uzun gece olur. Çok güzel. 21 Aralık'tan itibaren gündüzler yavaş yavaş uzamaya başlar. Ama yine de Ocak, Şubat aylarında gündüz geceden daha kısa ta ki 21 Mart'a kadar. Yani eşitlik. Tamam hocam. 21 Mart'tan itibaren artık gündüz geceyi geçmiştir ve tekrar 21 Haziran'da en uzun gündüz olur. İşte olayımız bu.
Grafikte de gündüz süresini size anlattım. Arkadaşlar daha önce böyle bir soru geldi. 31 Ocak 11 Şubat tarihleri arasında lisans seviyesinde 2018'de 31 Ocak 11 Şubat tarihleri arasında Türkiye'de gündüz durumu ve değişimi nasıldır diye grafikli bir soru vardı. Burada dikkat edilmesi gereken aralığı geçmiş miyiz? Geçmişiz. Artık gündüzler uzuyor mu? Uzuyor. Gündüzler uzuyor ama daha 12 saat gündüz olmadı. Mart'ta olacak. Bak Ocak, Şubat gündüzler uzamaktadır ama yine de gündüz geceden daha kısadır. Cevap buydu. Mart'ta 12 saat olacak ama daha Mart'ı görmedik. Olayımız bu arkadaşlar. Bu döngüyü sizler hayatınızda zaten yaşıyorsunuz. Türkiye'de yaşıyorsanız eğer zaten ne zaman gündüz uzun, ne zaman gece uzun zaten bildiğiniz bir konuydu. Ben sadece sizlere nacizane hatırlatmış olduğum şimdi. Peki hocam bu cümleler yeterli mi? Yetmez. Eksik. 21 Haziran en uzun gündüz. Doğru. Dikkat. Türkiye'de 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanır ama herhangi bir noktadan kuzeye gidildikçe gündüz daha da uzar. Çok güzel. 21 Haziran en uzun gündüzdür ve kuzeye doğru gündüz daha da uzar. Yani Sinop aslında en uzun gündüzü Sinop yaşıyor. 21 Aralık en uzun gecedir. Kuzeye doğru geceler daha da uzar. Yani hocam, bir dakika. Hocam, ne uzunsa kuzeye doğru daha da uzuyor. Aynen öyle. Aynen öyle arkadaşlar. Yani bak o tarihe. Ne uzun? Gündüz. Temmuz'da, 10 Temmuz'da. Gündüzün. O zaman kuzeye doğru daha da uzun. 3 Ocak. Ne uzun? Gece uzun. Kuzeye doğru daha da uzun. Olayınız bu kadar basittir. Şimdi soru kalıbına dönelim. Çıkmış soruyla başlıyorum. Çıkmış sorunun benzeriyle başlıyorum. Arkadaşlar burası Kayseri. Kayseri. Çok güzel. Kayseri'den yola çıkan bir kişi... Gittiği yerde soruyu tekrar ediyorum. 21 Haziran tarihinde Kayseri'den yola çıkan bir kişi. Gittiği yerde Kayseri'ye göre daha uzun gündüzler yaşandığını. Soruyu yarıda durdurdum. Daha uzun gündüzler yaşandığını 21 Haziran'da. Bunu beraber çözeceğiz. Sonra bir tane daha soracağım. O zaman hocam bunlar elenmesi lazım. Çünkü tarih 21 Haziran, Kayseri'den yola çıkmış, gündüz daha da uzun. Demek ki daha kuzeye gitmiş. Çünkü ne uzunsa kuzeye gidildikçe daha da uzun oluyor. Kayseri'den yola çıkan bir kişi gittiği yerde Kayseri'ye göre daha uzun gündüzler yaşadığını 21 Haziran'da. Cevap bunlardan biri olacak. Bunlar gitti. Sorunun devamında diyor ki, Kayseri'ye göre daha uzun gündüzler yaşandığını ve yerel saatin daha ileri olduğunu gözlemlemiştir. Nerenin saati ileriydi? Doğunun. O zaman cevap 2. Cevap 2 arkadaşlar. Çıkmış benzer soru. Çıkmış sorunun bir benzeri. Biraz kolaylaştırmış halini sordum size. Cevap 2. Şimdi bir tane daha geliyor. Bir tane daha. 21 Haziran dedik ki gündüz uzun ve kuzeye gidecekçe gündüz uzuyor. Soruda da zaten daha uzun gündüz demiş. Bunlardan biri saat ileri dediği için doğuya gitmesi lazımdı. Bunlar saat aynı kalır. Burada da geri olur olmaz. Saat ileri dediği için cevap 2 idi. Şimdi bir tane daha. Arkadaşlar, Muğla, Mardin, Bayburt, Tekirdağ, Ankara. Ankara. Sorumuz şu. 21 Aralık tarihinde. Yani 21 Aralık demek zorunda mı? Yok, 15 Aralık'ta diyebilir. 5 Ocak'ta diyebilir. Önemli değil. Ama sembolik olarak 21 Aralık diyelim. 21 Aralık tarihinde Ankara'dan yola çıkan bir kişi gittiği yerde Ankara'ya göre daha uzun gündüzler yaşandığını
ve yerel saatin daha geri olduğunu gözlemlemiştir. 21 Aralık'ta Ankara'dan yola çıkan bir kişi gittiği yerde Ankara'ya göre daha uzun gündüzler yaşandığını ve yerel saatin daha geri olduğunu gözlemlemiştir. Nereye gitmiş? Biraz soruyla baş başa bırakayım sizi. Nereye gitmiş? Ankara. Ankara. Tarih 21 Aralık. Şimdi Ankara'dan bu kişi Tekirdağ veya Bayburt'a gitseydi daha uzun gündüz değil daha uzun gece olurdu. Ama soruda daha uzun gündüz diyor hocam. Demek ki bu kişi Tekirdağ'a gitmemiş. Ankara'ya da, Bayburt'a da gitmemiş pardon. Bayburt'a da gitmemiş. 21 Aralık'ta gittiği yerde daha uzun gündüz var. Ha, bu güneye gitmiş. Zaten güney yarımkürede gündüzler uzun ya o tarihte. Demek ki güneye doğru gidiyor. Yerel saat geri dediği için Ankara'dan daha geride, batının saati geri, cevap Muğla'ya gitmiş. Evet, 21 Aralık'ta bu kişi Muğla'ya gitmiş arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Çünkü bunun gibi zaten çokça soru kalıbını evveliyat soru bankalarında bulacaksınız, göreceksiniz, çözeceksiniz. Böylece geliştireceksiniz. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar, iki uyarıda bulunacağım ve böylece matematik konu mevzumuzu bitireceğiz. İki dipnot düşüyorum. Buyurun. Bir. Ordu. Dikkat dikkat. Ordu. İşte Gaziantep diyelim. Haritadaki bir oynamadan dolayı biraz yeri şaşabilir. Önemli değil. Ordu ve Gaziantep illeri aynı boylam üzerindedir. Aynı meridyen üzerindedir. Şimdi soruyorum. Ordu ve Gaziantep'in neleri aynıdır? Bir. Yazıyorum da. Yerel saatleri aynıdır. Tamam. Öğle vakitleri aynıdır. Bu arada öğle vaktini ifade eden çok cümle vardır. Güneşin tepede olduğu an, gün içinde güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği an ya da gölgenin en kısa olduğu an. Hepsi zaten öğle vakti demektir. Evet hocam, yerel saat aynıdır, öğle vakti aynıdır ve soruyorum. Güneş aynı anda doğup aynı anda batar mı? Yıl boyunca güneş aynı anda doğar aynı anda batır. Bu cümle doğru mu yanlış mı? Tekrar daha yavaş. Yıl boyunca güneş aynı anda doğar aynı anda da batar. Ordu ve Gaziantep'te doğru mu yanlış mı? Yanlış. Niye? Olmaz. Neden olmaz? Bakın neden olmaz. Arkadaşlar velev ki tarih 21 Haziran olsun. Şimdi soruyorum size 21 Haziran'da Ordu Antep hangisinde daha uzun gündüz var? Ordu'da değil mi? 21 Haziran yaz, gündüz uzun. Ordu'da daha uzun gündüz var. E şimdi Ordu'da daha uzun gündüz olması için mantık olarak güneşin daha erken doğup daha geç batması gerekmiyor mu? Evet. Demek ki yıl boyunca güneş aynı anda doğup aynı anda batmıyor. Sadece 21 Mart ve 23 Eylül'de dünyanın her yerinde gece gündüz süresi eşit olduğu için aynı meridyen üzerindeki noktalarda sadece 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Yazıyorum sadece 21 Mart 23 Eylül'de güneş aynı anda doğar. Aynı meridyende güneş aynı anda doğar aynı anda batar. Bu kadar. Bunun dışında güneş aynı anda doğup aynı anda batmaz. Lütfen bu nota dikkat edin. Çok sayıda soru bununla ilgili olabiliyor. Şimdi bir uyarı daha ve matematik konum kısmını bitireceğiz arkadaşlar. Sizlere aynı enlemde iki yerden bahsetmek istiyorum. Çanakkale, Ankara. Çanakkale ve Ankara'nın enlemleri aynıdır. Yani ekvator olan uzaklıklar aynıdır. Enlemleri aynı olan bu iki noktada güneş ışınlarının geliş açısı aynı. Çizgisel hızları aynı. Güneşin doğuş batış yani tan ve grup süreleri aynı. Güneşin doğuş batış yani tan ve grup süresi enlemle ilgiliydi. Dikkat, peki güneşin doğuş batış saati deseydi saati mümkün değil aynı olamaz. Bir defa saat boylamla ilgili, bir defa Ankara'da güneş daha erken doğacak Çanakkale'ye göre. Tekrar ediyorum, aynı enlemde güneşin doğuş batış süresi, tan ve grup süresi, alacak aranın süresi. Bu aynıdır ama cümle çok benzediği için karıştırılıyor. Güneşin doğuş batış saati, saati mümkün değil aynı olamaz.
Nasıl aynı olsun? Aynı boylamda değiller ki. Zaten aynı boylamda bile güneş aynı anda doğup aynı anda batamıyordu. Eğer 21 Mart 23 değilse. Saat ve süre kelimelerine de lütfen dikkat ediniz. Arkadaşlar sizlerle matematiksel konum kısmını bitirdik. Bir önceki videomuz ve bu dersimizi arka arkaya izlerseniz daha sağlıklı bir sonuç elde edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde Türkiye'nin özel konumu ve jeopolitik konumuyla ilgili konuşacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.